Herkese merhabalar. Bugün sizlere farklı bir duruma yapmış olduğumuz saç ekilişlerinden bahsedeceğim. Küçük yaşlarda maruz kaldığı bir durum sonrasında saçında yanık oluşmuş bir bölge olan hastamızın önceki fotoğrafını göstereceğim. Ona saç ekimi yaptıktan sonraki durumu sizle buluşturacağım. Ama öncesinde bir hadi gel bakalım. Yakından bir görelim, durumunu değerlendirelim. Şimdi önden bakıldığında kişinin profili bu şekilde. Sol yan tarafımız gayet durumda, açıklık durumda. Şöyle baktığımızda iyice yaklaştırabilirsin kamerayı. Burayı zoomlayalım. Hemen çok yaklaştıralım. Yani bu bölge artık çıplak bir durumda. Delinin altında hangi tabakaya kadar indiğini bilemiyoruz ama burası artık zarar görmüş bir durumda. Biz kişinin isteği üzerine ön hattını birazcık daha aşağı inerek bir bütünlük sağlasın diye şu şekilde bütün bölümünü, ön hattını bütünlük sağlaması için bir işlem yaptık. Yanık bölgesini gayet sık bir şekilde tasarladık. Yani şuradaki resme baktığımızda şöyle bir bölümü saç ekimi yapmış olacağız buna. Ve artı bu bölümü kapsayacak şekilde. Şimdi bunun sonucunu göstermeden önce bu kişi Hatay'da yaşayan bir arkadaşımız saç ekimi yaptıktan sonra Hatay'a döndü. Biz de bir şöyle Hatay turu gezisi düzenleyeyim demiştik. Ve Hatay'a gittiğimde de onlara da, yani bu kişiler 4 kişi gelmişlerdi. Onları da ziyaret etme şansım oldu. Güzel bir tesadüf olmuş oldu. Hatay'ın güzelliklerini, kültürünü görelim, gezelim derken onları ziyaret ettik ve yerinde birebir sonucumuzun da videosunu çektik. Hadi bakalım biz neler yapmışız bu kişiye. Evet, bir vakamızın sonucuyla daha birlikteyiz. Bu seferki farklı bir vaka neydi? Yanık durumuyla karşılaşmış bir hastamız var. O bölgelerini kapatılmasını istiyordu. Biz onu güzel bir saç ekimiyle güzel bir hale getirdik. Hadi yaklaş bakalım. Ben de kamerayı alayım. Sizler için daha yakından bir göstereyim. Evet, yine her zamanki yaptığımız durumu yapıyoruz. Işık altında, yakın markajla böyle. Hani diyoruz ya, doğal ön hat tasarımı. Yani bu kişinin bir saç ekimi yapımını anlamanız mümkün değil. Yani şöyle aralıklayayım. Şöyle yapalım. Bir oturabilir misin hatta? Evet. Şöyle. Yani şu bölge yanıktı değil mi? Evet, aynen. Bölgeyi yanıktı bakın. Orası komple yanıktı. Tabii bunda saçımızın kalitesi de çok önemli. Doğallık var yani. Yani kimse anlayamaz bunu. Yok yani, zaten herkes kimse değil mi? Aynen. Ya ektirdiğime inanamıyorsun bazıları. Şaka mı yapıyorsun? Bizimle dalga geçiyor olabilir misin? Dahi diyorlardır. Ve bir arkamız dönebilir miyiz? Tabii. Bence. Hani alım yaptığımıza dair de hiçbir ibare yok. İz yok yani. Yine her zamanki gibi. Bir öyle kalsam ben bir etrafını çekeyim. İşte. Yani. Şöyle bir. Donar bölgesinde. Evet. Ona doğru biraz. Yani anlatmaya gerek yok işte. Yok. Memnunum yani ben 3 sene falan oluyor. Yani dökülme falan da yok. Şöyle yakından. Evet Kamber, bugün Hatay'dayız. Evet. Birkaç arkadaş gelmişlerdi. Abdullah, Kamber ve Mehmet. Özellikle yanık vakasını çekmek istedim ki travmaya uğramış, skar olmuş ya da yanık gibi böyle deformasyonlar sonrasında saç ekim yapılabiliyor mu? Bu soru çok gelmektedir. Yani başarı noktasında risk bulunsa da yapılabiliyor. Genelde çok yüksek oranlı bir başarı elde ediyoruz. Saç kalitesi böyle
iyi ise harikulade bir şey çıkıyor ortaya. Ben çok fazla umut görmüyordum yani. Çünkü çoğu yere gittim ettirmek için. Gittiğim yerlerin %70'i bana kesinlikle çıkmaz diyordu. Ben umutla yani yaptırdım. Yani küçüklükten kalan bir heves vardı, bir şey vardı. Çünkü yanık orası. Çünkü yarım orası duruyor, eksik duruyor. İnsanın canını sıkıyor. Evet, bir referansımız, daha önce yaptığım bir vaka ile karşılaşıyor. Ondan bizi öneriyle geliyor. Ve sonuçta zaten gördüğünüz gibi ortada harikulade. Kimse anlayamıyor galiba zaten. Bir de ettirdiğimi söylüyorum. Kimse zaten şey yapmıyor. Hani ben de ettireceğim diye, illa ki ben de ettireceğim diye. Yani inanması aynen, çok zor bir durumda. Yani benim de şaşırdığım, yani hakikaten yüksek oranlı bir başarı elde ettiğim bir vakamız. Ben kendisine burada tekrar teşekkür ediyorum bizi geldiğin için. Yani söylediğim çok fazla bir şey yok. Sizler de hastane ortamında, doktor kontrolünde, profesyonel bir ekip tarafından ya bu işin bütün basamaklarının yüksek hassasiyetli, yani obsesif bir şekilde yürütüldüğü bir alandan hizmet almak istiyorsanız bizi tercih edebilirsiniz. Yani bu tasarımlar, bu doğallık dediğimiz olayların hepsi tecrübenin altında gizli. Sizler de bu sanatımda buluşmak istiyorsanız bizi tercih edebilirsiniz. Şimdiden sağlıkla kalın diyorum. Hoşça kalın.